Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz çikolatalı kek. Evde kalan farklı bir firmanın çikolatası vardı. Çocuklar yemeyince ben de hemen onu güzel bir çikolatalı kek olarak değerlendirdim. Bizler lezzetine doyamadık. Emin olun sizler de çok beğeneceksiniz. Malzemeleri info kısmında verdim. Şimdi yapılışına geçelim. Çırpma kabımızın içine şekerimizi, yumurtamızı, vanilyamızı ve yarım çay bardağı kaynamış suyumuzu alalım ve küpürene kadar çırpalım. Sonrasında içine sütümüzü, sıvı yağımızı, evet görmüş olduğunuz gibi çikolatamızı, ekmeğe sürülen çikolatadan arkadaşlar. Eğer biraz sert ise mikrodalga fırında çikolatanızı biraz eritebilirsiniz. Sonra kabartma tozumuzu, kakaomuzu elikten geçirmeyi unutmuyoruz. Yoksa böyle topak topak bir kek elde edersiniz. Daha sonra da unumuzu yine elikten geçirerek katalım. Sonrasında tekrardan çırpma işlemine devam edelim. Evet, çikolatalı kekimizin hamuru bitmiştir. Harika bir lezzeti var, mutlaka yapmanız lazım. Beş çayı masalarını süsleyen gerçekten güzel bir tarif ve kolay bir tarif. Ha, evde çikolata yoksa katmanıza gerek yok. Kakaoyla da oluyor arkadaşlar. Evet, kek hamurumuzu yağlanmış kalıbımıza güzelce dökelim. Kalıbı bir iki defa böyle tezgaha vuralım ki içindeki baloncuklar patlasın ve düz bir şekilde kabarsın. Daha sonra da 175 dereceli fırında böyle 50-55-60 dakika arası. Arkadaşlar bu sizin kalıbınızın genişliğine veya yüksekliğine bağlı. Nasıl diyeyim ben size, yani geniş bir kalıp daha az dakikada pişiyor ama yüksek bir kalıbın pişme süresi daha da uzun sürebiliyor. O yüzden lütfen 45 dakikadan sonra kendiniz böyle çöp şişle denemeyi unutmayınız. Kontrol etmeyi unutmayınız. Ben konuşurken kek pişti, soğudu, kalıptan da çıktı. Çok da güzel oldu. Biz zaten böyle kek, waffle, muffins, ondan sonra krep, bu tür şeyleri devamlı yapıyoruz. Çünkü benim evimdeki çocuklar bunları seviyor. Ben de devamlı yaptığım için burada da çikolatalı kek tarifimizi videolu olarak çekip sizlerle paylaşmak istedim. Bakın şu görüntüye bakın, zaten göreceksiniz. İnanılmaz böyle sulu, lezzetli, güzel bir çikolatalı kek oldu. Mutlaka tarifimizi yapmalısınız. Yapınca inanın bana çok beğeneceksiniz. Tarifimizi yapan herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.